Sıcak gelişmelerle başlıyoruz. ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komisyonu Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı konusunu görüşüyor. Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerce hazırlanmıştı yaptırım tasarısı. Şu anda görüşülüyor. Tasarının komisyon sırasında onaylanması beklenirken, komisyonda onaylanması beklenirken Senato tarafından ne zaman oylanacağı henüz netlik kazanmadı. Ama yine açıklamalar var. Hemen Mehtap Çolak Yılmaz'a soralım. Mehtap, komisyonda neler konuşuluyor, ne mesajlar veriliyor, bize aktarır mısın? Serdar, çok kısa süre önce başladı bu Senato Dışişleri Komisyonu'ndaki oturum ve bir son dakika gelişmesiyle başlamak isterim. Açılış konuşmasında Senato Dışişleri Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jim Risch açıklama yaptı. Türkiye aleyhinde açıklamalar bunlar. S-400 Türkiye topraklarında olduğu sürece Türkiye F-35'leri alamayacak ve Erdoğan'ı tercihlerini yeniden değerlendirmesi gerekiyor şeklinde bir çağrıda bulundu. Türkler başkanın yaptırım uygulama kapasitesini zaten bilincinde dedi. Yaptırım uygulanması amaçlanan sonucunun aksini de beraberinde getirebilir dedi. Türkiye'yi de Rusya'nın yörüngesine itebilir dedi Jim Risch. Bunlar son açıklamalarda Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda Türkiye'ye yönelik yaptırımların ele alındığı bu önemli oturumun açılış konuşmasında verilen ilk mesajlardı. Şimdi Başkan Donald Trump ve Erdoğan arasında geçen samimi diyalogları biliyoruz. Kasım ayındaki Beyaz Saray görüşmesi, NATO'dan verilen samimi bir NATO zirvesinden Londra'dan gelen samimi fotoğraflar var. Bir yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump ilişkisi var. Öte yanda Kongre ayağı var. Şimdi Kongre'nin Başkan Donald Trump'la belki de dış politika konusunda tek ayrı düştüğü başlık Türkiye'yi içeriyor. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonu ve S-400 savunma sistemlerini Rusya'da almış olması, bu noktada F-35'ler projesinden çıkarılma durumunun söz konusu olmuş olması. Bu konu Senato'da çok partili, yani hem demokratların hem de cumhuriyetçilerin destek verdiği bir havada o görüşmeden beri, Beyaz Saray görüşmesinden beri Türkiye'ye yönelik yaptırım çağrıları dinmedi demek yanlış olmaz. Şimdi Türkiye'ye yönelik bir yaptırım uygulanması söz konusu, bu tasarı görüşülüyor bugün. Şimdi bu tasarının özelliği Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'yla istişare edilerek gündeme getirilmiş bir tasarı olması. Partizan yaklaşımların önüne geçmek için bu yapıldı aslında. Şimdi genel olarak herhangi bir senatör bloke edebiliyor bu tür tasarıları Senato'da oylanmasını. Daha önce bunun örneklerini gördük. Mesela Türkiye'ye yönelik Ermeni iddialarını öngören tasarı 3 kez Senato'da reddedildi. Bir senatörün itiraz etmesi sonucu yaşandı bu. Bu şekilde olabilir. Böyle bir beklenti de var. Hatta Rand Paul ismi geçiyor ancak netleşmiş değil. Cumhuriyetçi senatör Rand Paul'u hatırlayacaksınız. Şimdi bunun öncesinde ne olmuştu? Amerika Savunma Bakanlığı bütçesi geçti Temsilciler Meclisi'ne. 738 milyar dolarlık. Burada da Türkiye'ye yönelik yaptırım cümlesi geçiyor. Bu da önemliydi. 11 Aralık'ta oldu. Bu iki gün önce yani. Ve Senato Dışişleri Komisyonu'nun da bugün görüşülmesinin öncesinde de Amerika Ulusal Savunma Bütçesi'nde F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmesinin yasaklanması da içeriliyor. Yani Amerika'da yönetimin birçok kolundan Türkiye'ye yönelik yaptırım sesleri yükselmeye devam ediyor. Trump'ın açıklamaları ne olacak bilmiyoruz ama bugün Senato Dışişleri Dış İlişkiler Komisyonu'nda yapılan oturumun başkanlık eden, yani Senato Dışişleri Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jim Risch dün VOA Türkçe'den Begüm Dönmezer sözün sorularını yanıtladı. Bu Jim Risch ismine biraz parantez açmak isterim. Amerika Başkanı Donald Trump'ı Erdoğan'ın Kasım ayında yaptığı Beyaz Saray'daki ziyaret sırasında sürpriz bir şekilde Donald Trump 5 senatörü davet etmişti. Yani senatörlere Türkiye'nin gerekçelerini doğrudan birinci elden anlatması için Erdoğan'ın o isimler arasında yer alıyordu. Yani Amerikan Senatosu'nda önde gelen isimlerden biri Jim Risch. Erdoğan'ın da katıldığı Beyaz Saray toplantısındaydı ve Türkiye'ye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Begüm Dönmezer sözün sorularını yanıtladı. Tezcan Taşkıran ve Erhan Polat görüntüledi bu özel söyleşiyi. Şimdi o verdiği önemli mesajları getiriyoruz ekranlarınıza.
Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jim Risch, 13 Kasım'da Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeye katılan 5 senatörden biriydi. Risch, Türkiye'ye hem Suriye operasyonu hem de Rusya'dan aldığı S-400 sistemi sebebiyle uygulanması olası yaptırımların ele alındığı görüşmenin ardından müzakereye zaman tanıma kararı almıştı. Ancak bir süre sonra Senato Dış İlişkiler Komisyonu'na 29 Ekim'de Temsilciler Meclisi'nde ezici bir çoğunlukla kabul edilen yaptırım tasarısının bir benzerini getirme kararı aldı. Amerika'nın ulusal güvenliğini teşvik ve IŞİD'in canlanmasının önlenmesi adını taşıyan yaptırım tasarısı, Türkiye'nin Suriye operasyonu ağırlıklı. Suriye operasyonu sebebiyle Milli Savunma Bakanı dahil olmak üzere üst düzey Türk yetkililerin yaptırım listesine alınması, Suriye'de Türkiye'nin kullanması muhtemel silah sevkiyatının yasaklanması öngörülüyor. Türkiye'ye S-400 sebebiyle KATSA yaptırımlarının uygulanması da tasarının diğer bölümünü oluşturuyor. Senatör Risch, Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda neden harekete geçtiğini ve Erdoğan'la yaptıkları görüşmeyi VOA Türkçe'ye anlattı. Beyaz Saray'da görüştüğümüzde konuyla ilgili görüşmeler sürdüğü için bir süre bunu askıya almam istendi. Ben de iyi niyetli görüşmeler yapıldığını düşündüm. Dışişleri Bakanı ilerleme sağlanabileceği görüşündeydi. Ben de memnuniyetle yaptırım tasarısını öteledim. Ama Erdoğan dönüş yolunda S-400'lerden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Bir yılı aşkın süredir Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve bütün diplomatlara S-400 olursa F-35'in olmayacağını, S-400'ler Türkiye'de olursa yaptırımlara maruz kalacaklarını anlattım. Erdoğan böyle bir açıklama yapınca hayal kırıklığına uğradım. Tasarıyı getirme zamanı dedim. İnanın bana bu çok acı verici. Türkiye iyi bir NATO müttefiki oldu. Rusya'ya karşı kurulan NATO'nun bir üyesiyken neden Rusya'ya yanaştıklarını gerçekten anlamıyoruz. Her egemen devlet kendi kararını verir elbette ama bunun sonuçları olur. Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Risch, Beyaz Saray'daki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini kendi kazdığı çukurdan kurtaracak bir plan sunulduğunu söylemişti. Senatör Risch, plana ilişkin ayrıntı vermekten kaçındı. Ancak teklifin Türkiye açısından bir bedel getirmeyecek bir teklif olduğunu söyledi. Planın ayrıntıları gizli ama genel olarak Türkiye'nin S-400'lerden kurtulacağı, Patriot füze sistemini alabileceği ve NATO kapsamındaki yükümlülükleri çizgisine döneceği bir anlaşmaydı. Türkiye'ye bu planın bir bedeli de olmayacaktı. Son derece makul bir teklifti ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı fikirde olmaması hayal kırıklığı yarattı. Biz bütün bu süreçte çok çok sabır gösterdik ancak artık yolun sonuna gelindi. Parti sona erdi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump arasındaki yakın ilişki Türkiye'yi yaptırımların hedefi olmaktan kurtarır mı? Trump Türkiye konusunda çizgiyi nerede çiziyor? Bu sorunun cevabı için başkanla röportaj yapmanız lazım. Başkan adına konuşamam. Bizim her zaman görüşlerimiz örtüşmeyebiliyor ama başkan KATSA diye bir yasamızın olduğunun ve yaptırımların uygulanması gerektiğinin farkında. Bence onun da sabrı azalıyor. Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell Türkiye'ye yönelik sert yaptırımlar konusunda temkinli konuşmuş, Türkiye Rusya'ya daha da yaklaşabilir uyarısında bulunmuştu. O tren çoktan kaçtı diyen Senatör Risch ise yaptırım tasarısının Senato Genel Kurulu'na geldiğinde oradan geçeceği görüşünde. ABD Kongresi'nde Türkiye'nin Suriye operasyonu, S-400 krizi gibi pek çok sorunlu başlık nedeniyle biriken Türkiye karşıtı hava tersine dönebilir mi? Yoksa Amerika ve Türkiye ilişkileri artık başka yöne doğru mu ilerliyor? That's a really good question. Bu güzel bir soru. Bunun ne kadar acı verici olduğunu anlatamam. Bunların yaşandığını görmek çok üzücü. Liderler ülkelerini bir yöne ya da başka bir yöne götürebilir. Bazen bu yön insanların aslında istemediği bir yöndür. Türkiye'deki liderliğin bunları yeniden düşünmesini umuyoruz. Aksi halde bu işin sonuçları kendisini göstermeye başladığında Türkiye için acı verici olacak. Bu durum tersine çevrilebilir. Türk hükümeti NATO müttefiki olmak istiyorsa NATO müttefiki gibi davranmalıdır. Davranmazsa da bunun acı verici sonuçları olur. Begüm Dönmez Ersöz, Amerika'nın Sesi, Washington.